Ve Sisler Bulvarı devam ediyor. Konumuz Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Haluk Günuğur. Haluk Günuğur aynı zamanda profesör doktor olduğunu da hatırlatalım. Ve partisinin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı ve parti sözcüsü olduğunu da ekleyerek. Şimdi parti dış ilişkiler deyince aklıma ne geliyor biliyor musunuz efendim? Şu anda Türkiye'de baktığım zaman İstanbul'da bazı Avrupa ülkelerinin konsoloslukları güvenlik nedeniyle kapatılıyor. Türkiye neden acaba bilinçli olarak mı bunlar yapılıyor? Türkiye'ye karşı başka bir hesaplar mı var? Siz nasıl görüyorsunuz Haluk Bey? Evet, çok teşekkür ederim her şeyden evvel. Hoş geldiniz tekrar. Hoş buldum, sağ olun. Şimdi tabii burada ciddi bir sorun var. Aslında siyaset kanadından İçişleri Bakanı da dedi ki Türkiye'ye karşı ciddi bir psikolojik savaş açılmış vaziyette Avrupa ülkelerinden dedi. Ve hatta biliyorsunuz işte bütün bu 7-8 ülkenin büyükelçileri de Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmak suretiyle bazı görüş alışverişinde bulunuldu. Ve hatta işte kimi çünkü şu aşamada Türkiye Avrupa'da sıkışık bir durumda, sıkıntılı bir durumda. Bunların tabii nedenlerinin başında da Avrupa'nın genişlemesi, NATO çerçevesinde özellikle kuzey ülkelerine doğru açılması önünde bazı sıkıntılar ortaya çıktı. Biliyorsunuz Kura'nın yakılması Türk Büyükelçiliği önünde. Oradan sonra zaten bir tırmanış ortaya çıktı. Şimdi anlaşılan o ki ciddi duyumlar almış vaziyette bu ülkeler ki yani İstanbul'daki konsolosluklarını kapatıyorlar. Kısa bir sürede olsa hani 2-3 gün falan deniyorlar. Zaten bir tanesi hafta sonuna geliyor. Aynı zamanda Pierre Loti yani bir Fransız okulu da aynı zamanda işte öğrencileri almayacağını söylüyor. Hocam bu acaba hakikaten biraz psikolojik bir savaşın parçası mıdır? Nasıl görüyorsunuz? Böyle ciddi duyumlar aldıysa daha önceden de Türkiye'de birçok olay oldu. Hiç o zaman niye bu duyumlar iletilmiyordu da? Vallahi böyle bir zamanda. Evet yani bana öyle geliyor ki yani çok fazla da böyle bunu psikolojik savaşmış gibi falan değerlendirmemek lazım. Bu aslında kimi ciddi duyumlar almaları nedeniyle bu noktaya gidiyorlar. Çünkü bundan evvel pek böyle bir şey olmadı. İstanbul'da yani hiçbir şey olmadan bir günde baktık ki işte o İstiklal Caddesi'nde bir bomba patladı. Kadın geldi bıraktı gitti patlattılar. Dünya kadar insanımız öldü yani. Bunlar da ciddi. Bundan evvel bir de büyükelçiliklere, konsolosluklara saldırı da olmuştu hatırlarsınız. İngiltere büyük konsolosluğunun kapısına kadar bir bombalı araç geldi, dayandı. Orada patlamalar oldu. Yani İstanbul bu olayların tabii daha evvel önemli yaşandığı yerler. O nedenle de aslında anlaşılan o ki ciddi aldığı duyumlar var. O nedenle. Yoksa pek psikolojik savaşmış gibi bana gelmiyor yani. Bekleyip görmemiz lazım önümüzdeki günlerde neler olabilir. Ülkelerinde böyle kapatmak yerine ellerindeki duyumları da Türkiye ile paylaşmalarına gerekiyor. Çok önemli. Evet. Çok önemli bir nokta. Yoksa yani ben böyle duyum aldım. İyi de duyum aldım da Türkiye'ye de bunlarla mücadele edilecek olan ülkeye de destek olmanız gerekiyor. Tabii. En azından aldığınızı. Tabii. Hocam şimdi geçenlerde bir açıklamanızı gördüm. Evet. Şöyle bir eleştiriniz vardı. 2023 hedefi Federe İslam Cumhuriyeti'ne gidiş kutlu dava gibi evet, bir takım sözler edildi. Şimdi burada bu yani önümüzdeki seçimin 2023'teki seçimin hedefi kimler için Federe İslam Devleti Cumhuriyeti kurmak efendim? Şimdi bu çok önemli bir konu. Yani Türkiye'nin geleceğiyle ilgili olarak maalesef Türkiye'de böyle bir takım planlar, programlar yapılıyor. Hatta kurulması olası bir devletin, bir Federe İslam Devleti'nin anayasası bile hazırlanıyor. Ve bu anayasa daha evvelden hazırlandı, bu biliniyor. Tanrıverdi biliyorsunuz emekli general olarak ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı da bir Adnan dönem Tanrıverdi'den yaptı. Söz ediyorsunuz. Adnan Tanrıverdi'den. Sadat'ın kurucusu ve hazırlanan bir takım belgeler çerçevesinde işte ileriki yıllarda Atatürk Cumhuriyeti yıkılacak, yerine Federe İslam Devleti kurulacak, bünyesine pek çok devlet alınacak, adı Asrika olacak,
işte Afrika ülkelerindeki İslam devletleri, işte Orta Doğu'daki ülkeler, biz sistemin içindeyiz ve Orta Asya'ya doğru diğer işte Türkiye Cumhuriyetleri de kapsayacak şekilde böyle bir oluşum ortaya çıkabilecek. Bunun başkenti İstanbul olacak. Bunun dili işte Arapça olacak. İşte bunun hukuk sistemi şer'i hukuk olacak. İslam hukuku Kur'an esaslı olmak üzere. Yani bu tabii çok ciddi bir olay. Yani bunun projesi de hazırlanmış vaziyette. Şimdi tabii bilemiyoruz. Acaba zaman zaman Cumhurbaşkanı diyor ki işte bizim kutlu davamız var, kutlu hedefimiz var. 2023 hedefi, bunu çok sık sık söyledi. E nedir bu 2023 ama hedefi? Ama yani herhangi böyle İslam Cumhuriyeti falan yok, böyle bir şey bunu söylemedi ama el altından onun öyle olduğu yolunda ciddi yorumlar da yapıldı toplumda. Yani böyle belki bir eski danışmanının böyle açıklamalar yapması evet, mı bunda evet, etkili oluyor? Bu üzücü bir şey yani aslında. Çünkü biz Atatürk Cumhuriyeti'nin çocuklarıyız. Sonuna kadar bu cumhuriyeti korumamız, kollamamız lazım. Bu antidemokratik bir takım çıkışlar, böyle bir din ağırlıklı bir oluşumun bu topraklar üzerinde kurulması, bu hiç hoş bir tablo çıkartmıyor. O nedenle tabii ki laik güçler, Atatürkçü güçler bu ve buna benzer bir takım çıkışların karşısında ciddi direncini de gösterecektir. Tabii. Yani bakalım ne olacak. Hocam biz 2018 seçimleri, hatta 2018'in ilk günleriydi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Hanım'la beraber biz Aksaray'a gitmiştik. Dönüşte aynı otomobille beraber Ankara'ya dönüyoruz. Yolda sohbet ederken dedi ki, silahlı dedi bazı gruplar eğitimler yapılıyor. İşte bunun birisi Tokat, birisi de Konya. Bununla ilgili ben de resimler falan var diye açıklamalar yaptı. Ben de bunu gazeteye açıklamayı yaptım. Hakikaten ondan sonra bu konu, yani Sadat konusu gündeme geldi. Nitekim bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı da Sadat'la, yani sizin az önce dile evet, getirdiğiniz konularının o Sadat'ın 23 kurucusunun hedefine evet, doğru evet, evet. Bunlar açıklandığında söyleyelim, yani bu konuyu ilk gazeteci olarak da ben gündeme getirmiştim. Evet. Onu da ifade etmiş olayım bu vesileyle. Evet. Evet. Hocam bu konu tabii ki önemli. Evet. CHP Genel Başkanı'nın bazı bu konularla ilgili tedirginlikleri, daha doğrusu bazı kamuoyuna dikkatini çeken de açıklamalar olmuştu. Bunların bir seçimlerde bir karışıklık, kargaşaya. Siz de böyle şeylere katılıyor musunuz? Vallahi hocam, toplumda bu konuda ciddi bir kuşku var. Onu söyleyelim. Yani ana muhalefet partisi lideri olarak Kılıçdaroğlu'nun Sadat'ın kapısına kadar gitmesi, orada basın açıklamaları yaptım. Bunu herkes gördü, bütün Türkiye gördü. Bu aslında ciddi bir olay. Yani ama tabii birebir konuşma, görüşme yapamadı orada yöneticilerle, Tanrı verdi vesaire. Ama nereden bakarsanız toplumda hakikaten bir endişe ortaya çıktı. Bunu kabul etmek lazım. Onun için de zaten bu 2023 hedefi dediği de bu. O nedenle ben sizin görüşünüze katılıyorum. Ha, gerçekleşebilir mi böyle bir şey? Paramiliter yapılar var. Sadece Sadat da değil, onun dışında evet, evet, aktörler yeni şeyler dünya çıkmaya kadar başladı, çıkmaya evet, başladı. Şimdi Afganistan'dan Türkiye'ye gelen bir takım tipler var biliyorsunuz. Tipler diyorum çünkü tip. Yani yanında karısı yok, çoluğu yok, çocuğu yok. Sanki bunlar özel olarak gelmiş. Gelmiş gibi, askeri yapılar gibi görünüyor bunlar. Daha evvel işte bu Amerika'nın Afganistan olaylarında da ciddi roller oynadı. Onun için bu son derece tehlikeli görüyorum. Nerede oldukları belli değil. Bazıları diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde 118 bin tüfek kayıp. Ya nerede bu kayıp? Hakikaten bu doğruysa. Dolayısıyla yani burada neler olabilir? İnsanın yarınlarla ilgili ciddi kuşkuları da ortaya çıkıyor. O nedenle umarım bunlar sadece söylentiden ibarettir. Hocam ve Türkiye oraya gitmez. 118 bin silah kayıp, tabii bu yani bu hakikaten doğrulanmış herhangi bir şey değil. Evet. 15 Temmuz döneminde kaybolduğu ifade ediliyor ama o rakamlar gerçeğe yansıtmıyor. İnşallah bu böyledir evet, yani. Öyle olmasında bir yarar var. Şimdi söz şeyden evet, Afganistan'dan şundan bundan açılmışken efendim, bir de sığınmacı sorunu var Türkiye'de. Evet. Yani ülkemizde bir sığınmacı sorunu var ve bu da giderek artık farklı boyutlar alıyor. Artık işte birçok vatandaşla geçişler var. Önümüzdeki seçimlerde oy kullanma durumları söz konusu. Belki şu ana kadar işte yurt dışı doğumlu olan, yani daha doğrusu Suriye falan doğumlu, Afganistan doğumlu olan
yaklaşık 366 bin seçmenden bahsediliyor, vatandaş yapılanlardan bahsediliyor. Evet. Sizlerdeki bilgiler nasıl hocam? Bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Şimdi olayın genel çerçevesini uluslararası hukuk boyutundan önce girmek lazım. Çok teknik konusuna girmeyeceğim. Evet. Sadece şunu söyleyeyim. Yani bu göç sorunu çok ciddi bir sorun. Neden? Çünkü sayı olarak tam olarak da bilmiyoruz kaç milyon. Bazıları diyor 7 milyon, 8 milyon, bazıları 3 milyon, 5 milyon. O olay sadece Suriyeli olayı da değil. Çok bol sayıda Afgan geldi buraya. Iraklı geldi. Afrika'dan gelenler var. Türk toplumunun maalesef bilinçli olarak dokusu mu değiştiriliyor? Bu çok ciddi bir olay. Yani bir de tabii bir bakıyorsun, doğurganlık olaylarına bakıyorsun. Türk kadını bir ise burası 4 oluyor Suriyeliler. Öyle bir artış var yani. Dünya kadar çocuk Türk topraklarında doğdu. Şimdi bunlar göçmen değil hukuken. Çünkü bu konuda iki tane önemli sözleşme var. Birincisi 1951 Cenevre Sözleşmesi'dir. Türkiye buraya imza attı, taraf olmuştur ve de yalnız çekince koydu. Dedi ki ben sadece Avrupa'dan gelen kişilere göçmenlik statüsü veririm. Onun dışındakiler benim için geçici korunma altındaki bireylerdir dedi. Yani göçmen de değil bunlar, öyle dememek. Arkasından 1967'de New York Sözleşmesi yapıldı. Bu sözleşmeye de Türkiye taraf oldu. Aynı rezervini bu sözleşmeye de koydu. Yani Türkiye'nin uluslararası açıdan baktığınız zaman her iki sözleşmede de bunlara göçmen statüsü verilemeyeceği hukuken, vatandaşla yapılamayacağı ve en geç 2 yıl içerisinde bunların ülkelerine gönderileceğini öngörüyor sözleşmeler. Benim de Türkiye olarak imza attığım sözleşmeler. Peki bu oldu bu olmadı. Kaç yıldır bunlarla biz beraber yaşıyoruz Allah aşkına? Evet. Yani 8-10 yıla geldi 11 neredeyse. Yıldır 11 orada, yıldır evet. Yani bu. Dolayısıyla bu konu hakikaten bizim başımızı daha ağırtacak. Bunlar bir kısmı oy kullanacaklar. Zaten belki de bugünkü siyasi iktidarın bilinçli olarak yaptığı vatandaşlık duyuruları, bunları işte onu da tam olarak bilmiyoruz sayı olarak. 300 denen var, 500 denen var, 100 bin diyenler var. Yani bundan bizim kurtulmamız lazım. Bundan kurtulmamız lazım. Bunları hocam bize inşallah... vatandaşlığa alımlar konusu da tabii çok, bu da tartışmalı. Tabii. Vatandaşlığa böyle para karşılığı geçitler iddiaları çok yaygın. Bu işlerde bazı bir takım parasal olayların döndüğü de yine yaygın iddia olarak evet. konuşuluyor. O yüzden bunların gerçekleri neyse ortaya çıkmasını hep tabii. beraber dileyelim. Yani parayla vatandaşın da satılmaması lazım. Böyle bir şeyler olmaması lazım yani. Hakikaten insanın yani yüreğini sıkıntıya boğuyor. Yani olacak şey değil yani. Evet. Bilmiyorum. Hocam şimdi baktığımız zaman şu anda Türkiye'nin gündeminde önümüzdeki bir seçim var. Seçime tabii ki Doğru Parti olarak da sizler de katılıyorsunuz. İnşallah. Evet. Ama en çok şu anda Cumhurbaşkanımız Erdoğan önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı konusunda, yani aday kendisi olmak istiyor ama yasalara göre, anayasamıza hukuken göre hukuken yani olmuyor. Evet, hukuken olamayacağı çok yaygın bir biçimde söyleniyor. Kimler? Daha çok AKP dışındaki hukukçular, anayasa profesörleri hep bunları gündeme getiriyorlar. Fakat AKP içerisinde de hayır olabilir. Kendisi üçüncü değil, ikinci defa aday oluyor konusunda bu konuyu belirtiyorlar. Siz nasıl bakıyorsunuz hocam? Şimdi tabii bu konu çok önemli konu. Türkiye yani hayati bir konu. Yani bundan daha önemli bir konu yok şu anda. Şimdi ben bir hukukçuyum, hukuk hocasıyım. Dolayısıyla her şeyden evvel hukuk kuralları çerçevesinde olaya yaklaşıyorum. Anayasamızı açıyorsunuz. Orada iki tane çok önemli madde var. Biri 101. madde, biri de 116. madde. Aynı iki madde sadece anayasada kalmakla kalmamış ve dönmüş dolaşmış Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu içine de konulmuş. Yani 6271 sayılı halen yürürlükte olan kanun. Bu kanunun 3. maddesi aynı anayasanın 101. maddesinden alınmış. Diyor ki bir kimse en fazla 2 defa cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu zaten anayasanın 101. maddesindeki hüküm.
Devam ediyor. Yüzüşten aldığı cümle de şudur. Ancak Cumhurbaşkanı'nın ikinci döneminde meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaşkanı bir kere daha aday olabilir. Yani engel değil o zaman. Üçüncü defa olabiliyor. Olabilir diyor. Şimdi çok net olan bir şey var burada. Seçimlerin yenilenmesi kavramı. Tırnak içinde söylüyorum. Bu seçimlerin yenilenmesine kim karar verecek? Meclis karar verecek. Diyor, evet. Yani çünkü zaman zaman Cumhurbaşkanı diyor ki eğer karar verilirse ne ala, verilmezse ben meclisi feshederim, tekrar adaylığımı koyarım, seçimlere giderim. Böyle bir şey olmaz. Seçimlere gene gidilebilir. Cumhurbaşkanının bu yetkisi var. Var ama kendini Cumhurbaşkanı göstererek değil. AKP kanalından birisini Cumhurbaşkanı adayı gösterebilir. Yeni seçimlere gidilebilir. Çünkü gene anayasa hükmü, gene bu kanun hükmü. Cumhurbaşkanı seçimleriyle birlikte meclis seçimleri aynı günde yapılır. Evet. Şimdi böyle olunca tablo bu. Onun için şimdi bakmak lazım. Seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı 14 Mayıs tarihini işaret etti. Ancak daha bu tam olarak da netleşmedi. Çünkü netleşmesi için gene anayasaya ve seçim kanununa, daha doğrusu Cumhurbaşkanı seçim kanununa göre resmi gazetede bunun yayınlanması lazım. Tabii. 48 saat içinde yayınlanacak, ondan sonra yürürlüğe girecek. Şimdi ben 14 Mayıs'a baktığım zaman bir şey görüyorum orada. Türk toplumu bunu gördü mü görmedi mi bilmiyorum yani. Şimdi 14 Mayıs'a göre burada da gene bu kanunun aynı 3. maddenin 3. fıkrasında oy verme gününden geriye hesaplanarak 60 günlük sürenin ilk günü seçimin başlangıç tarihidir. Seçimin başlangıç tarihi dediğiniz andan itibaren demek ki 60 gün geriye gidiyorsunuz. 14 Mayıs'tan 60 gün geriye gittiğiniz zaman 14 Mart'a geliyorsunuz. 14 Mart da 6 Nisan tarihinin öncesine denk geliyor. Bu şu demek. 6 Nisan'da seçimlerle ilgili yeni düzenlemeler bundan sonra yürürlüğe girecek. Yani 6 Nisan 2022'de seçim kanununda değişiklikler yapıldı. Seçim kanununa göre bunun bir yıl sonra, yani bir yıldan önce uygulanamayacağı ifade ediliyor. Dolayısıyla 6 Nisan'da bunun 6 Nisan 2023'te süresi doluyor. Evet. Sonraki seçimlere uygulanacak. Önceki seçimlere o zaman eski seçim kanunu uygulanacak. Orada da mesela seçim barajı %10'du. Orada işte o zaman böyle olursa, yani 6'sından önce seçim kararı alınırsa, seçim kararı diyoruz değil mi? Çünkü efendim? Bu dönemdir. Heh. Çünkü o tarihte seçim kararı alınırsa o zaman %10 barajı falan duruyor mu diyeceğiz? Duruyor. Çünkü eski yasa uygulanıyor. O zaman çok tartışmalı bir konu. Çok tartışmalı bir konu. Acaba bu belirlendi mi? Hakikaten tartışılıp da çıktı. Çünkü o kadar net olarak seçim bir dönemdir. Seçim bir gün değildir. Yani oy vermeye gittik, oyumuzu attık gittik, seçim değil. 60 gün niye konuldu? Şunun için konuldu. İl ve ilçe seçim kurulları oluşacak, birleşik oy pusulaları basılacak, ona itirazlar olacak, adaylara itirazlar olacak. Onun üzerine Yüksek Seçim Kurulu tekrar ona yanıt verecek, itirazlara karşı kararını alacak. Yani bu böyle bir süreç, 60 günlük bir süre var orada. Dolayısıyla bunun başlangıcı onun için 6 Nisan'ın gerisine düşüyor. Ve dolayısıyla eski yasa döneminde ki kurallar uygulanıyor. O zaman da %7 seçim barajı yoktu. Hatta il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları kıdemli hakim başkanlığında oluyordu. Oluyordu. Şimdi kura ile çekildi, mekildi filan. Şimdi o da kalkacak. Tekrar kıdem esasına dönülecek. Yani onun için bu süreler son derece hassas. Şimdi biraz siz niçin aday olamıyor diyorsunuz? Şimdi bir de şeyi söyleyelim. Siz de söylediniz orada. Evet. Yani bazıları diyor ki efendim bu ikinci seçim yapılıyor falan. Kilometre sıfırlandı, sıfırlanmadı gibi mi? Böyle bir şey yok. Şimdi bakın elimde iki tane mazbata var. Belki ekrana da verir arkadaşlar. Bir tanesi diyor ki net olarak Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Tamam. Ondan sonra 13. Cumhurbaşkanı da sonraki seçimde, yani 2018 yılındaki seçimde de bunu söylüyor. Dolayısıyla iki kere Cumhurbaşkanlığı yaptı. Şimdi sıfırlama konusuna geliyoruz. Sıfırlayamazsınız. Bu sıfırlama cumhuriyeti sıfırlamak anlamına gelir. Yani bugüne kadar o kadar çok seçim yapıldı ki mesela ne bileyim ben 4. Cumhurbaşkanı
Cemal Gürsel'di biliyorsunuz 27 Mayıs o konuyu ben çok iyi bilirim. Siz tabii genç olduğunuz için hatırlamazsınız ama ya 4. Cumhurbaşkanı dediler. Ondan sonra gele gele dünya kadar Cumhurbaşkanı gördük. Her dönemi için bir mazbata çıkıyor. Dolayısıyla elimizde belge var. Bunun dışına çıkılamaz. Öyle sıfırlandı. Kilometre falan bu otomobil yarışları değil. Ama şeyden sıfırlandı. Sonra mazbatayı biliyorsunuz değiştirdiler. Meclis başkanlığı yazı yazdı falan. Hile. Hukuka karşı hiledir o. Öyle bir şey yapılamaz. O da ayrı bir suçtur. Ya çünkü elimizde duruyor işte 14. 13. Cumhurbaşkanı diyor. Bunu 13'ünü sil. Onu işte sıfır yap falan böyle bir şeyler olmaz. O şey 13'ü tamamen rakamsız ya. Rakamı kaldırdılar. Cumhurbaşkanı seçilmiştir diye. Ama işte o bir dönem. Ondan evvel 12'yi de silmeleri lazım. 12 de burada. 12'yi yok. Onu da silmediler. Olur mu böyle bir şey ya? Uydur kaydır. Hukuk bunları kabul etmez. Yani dolayısıyla hukuk kurallarını bu şekilde zorlamayla arkasından dönemezsiniz. Peki hocam şimdi bu tür bu başvuruyu yaptı Cumhurbaşkanımız yaparsa tabii ki yapılacak. Yapmayacaktır. Mı? Bence çekecek geriye. Eğer hukuka saygılı ise ben aday olamam, araştırdım, taraştırdım. Yanlış yapmışız. Bugüne kadar deklarasyonlar da yanlışmış. Ben çekiyorum. Efendim atıyorum Akar'ı gösteriyorum ya da işte ne bileyim ben bir başka Binali Yıldırım'ı gösteriyorum aday adımımızda diyecek demesi lazım olması lazım geleni söylüyorum ama olan bundan farklı olursa o zaman yapılacak bir şey yok. Yani hukukun elinde bir böyle balyoz yok ki insanın kafasına vursun. Hocam şimdi bak mazbata diyoruz işte burada hep imzalar oluyor 11 kişinin 11 imzası kişi, var. Evet. Ondan sonra şimdi 11 tane yeni üye var. Şimdi bunlar adaylık için başvurduğu zaman Cumhurbaşkanımız bunları herhalde göreceklerdir. Veya kendilerine bu yönüyle bazı siyasi partilerin belki sizin siyasi partide itiraza bulunacaktır veya adaylarının geçersiz olabileceği konusunda. Yüksek Seçim Kurulu buna rağmen yani az önce işte tüm birçok anayasacının görüşlerine rağmen hayır aday olur derse sonuçta onun kararlarına da itiraz edilemeyeceğine göre ne olacak hocam? Duygularımı söyleyeyim mi önce? Dün çok ciddi bir şey yapıldı Türkiye'de Anayasa Mahkemesi'nde biliyorsunuz. Ve hakikaten Cumhurbaşkanlığı'nın kendi yakını olarak bildiği filan olayından şey diyorum İrfan evet. Filan. Şimdi o ne nasıl yaptılar? İstanbul'dan Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay'a geldi. Bir dosya kapağı açmadan haydi hop Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Amaç Anayasa Mahkemesi başkanı seçtirmekti. Ve onun için de çok ciddi siyasi baskılar yapıldığı basına da intikal etti. Buna rağmen ne oldu? Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak atadığı orada 7 tane üye vardı. 2 tane de AKP parlamentodan atandı. Etti size 9 üye. Kaç oy çıktı bu çerçevede? Birisi kendisi olmak üzere 5 oy alabildi. Yani 4 kişiyi ancak ikna edebilmiş. Ankara'da artık hakimler var. Bu çok ciddi bir şey yani. Hoşuma gitti. Ama doğruyu yaptılar. Yani bir tane dosya kapağı açmadan Yargıtay'dan Anayasa Mahkemesi'ne peki daha evvel bir kıdemi var mı? Yok. Yani oradaki 15 yargıcın içinde 13. sıradaymış. Öyle gazetelerde yazıyor yani. Evet, kıdem olarak. Kıdem sırasında sondan 3. Yani olmaz. Biraz içeride kal, biraz piş, biraz davalara bak et, bir kıdem kazan. Ondan sonra aday ol. Ama demek ki siyasi baskılar altında Anayasa Mahkemesi üyeleri direnmişler içindeki o üyeler bu tarafa oy vermişler. Zühtü Başkan'a vermişler. Adamcağız seçildik. Şimdi bunu Yüksek Seçim Kurulu'na döndürmek sorunuzun asıl kilit noktası oydu. Evet. Şimdi ben şuna inanmak istiyorum. Bir hukuk hocası olarak inanmak istiyorum. Bırakınız siyasi partiyi doğru parti. Bir hukuk hocası olarak şuna inanmak istiyorum. O Yüksek Seçim Kurulu'ndaki hakimler sonuçta Anayasanın ilgili maddesini, biraz evvel söylediğim Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu şu 3. maddesini bir kere okusalar ki belki bunları ezbere biliyorlardır. Tabii. Yeni atanan üyeler de dahil, başkanı da diğer üyeleri de sonunda diyecekler ki ya Sayın Cumhurbaşkanı kusura bakmayın. Sizin bu bir kere daha aday olma ihtimaliniz yok. Neden hukuki? İşte buyurun 2 tane mazbatanız var.
seçilmişsiniz. İster oradaki 13'ü silin, silmeyin, ister hiç sayı koymayın ama bunu bütün dünya biliyor. Sadece Türkiye'de, dünya biliyor size. Dolayısıyla kusura bakmayın, siz üye olamazsınız. Bir başka kişiyi üye gösterin, aday gösterin. Aday olarak işte dediğim gibi bir takım isimler gelebilir, edebilir ama şunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parlamentoya milletvekilliği için aday olabilir. Ve pekala da listelerin bir tanesini başına koyarlar, AKP'den parlamenter olarak seçilebilir. Eğer AKP birinci parti çıkarsa ileride nasıl olsa parlamenter sisteme dönecek. Belki başbakan bile olabilir. Buna mani bir durum yok. Ama cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı olamaz. Hocam. Yani böyle bir tablo var ortada. Süremiz biraz azaldı ama şey soracağım. Altılı ittifakın bir yayınladığı işte bir metin var. Evet. Ortak mutabakat metnini nasıl buldunuz? Vallahi aslında önemli bir belgedir. Hakikaten. Ama onunla ilgili olarak birkaç cümle de söyleyeyim. Birkaç cümle söyleyeyim. Söyle. Çünkü hemen arkasından da doğru partiye geçeceğiz. Tamam, geçelim. Yani eksikler var. Yani gene de ciddi bir restorasyon belgesidir. Yani yeniden bir takım konuları eskinin bilinmeyenlerini yerine getirip oturtmak. Ama mesela tarikat ve cemaatlerle ilgili pek fazla bir açıklamayı göremedim orada. Neler yapılacak? Cumhuriyet değerlerinin giderek aşındırılması karşısında bu altılı masa ya da şimdi ne ittifak. Diyeyim? İttifak, altılı ittifak ne tür önlemler alacak? Neler yapılacak? Masanın üstüne ne koydun kardeşim sen? Bunu ben aradım, bulamadım. Anladım. Laiklik, bu çok ciddi bir olay. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli vasfı laik olmasıdır. Anayasanın başında yazıyor zaten. Ama belki onda, o yüzden gerek duyulmuyordur hocam. Yani, zaten böyledir diye. Yok, bunu söylemesi lazım. Öyle mi? Hocam yani, peki sizin söylemeniz gereken de bir şey var hocam. Nedir şimdi peki? Sizin söylemeniz gereken 4 siyasi partili, 4 yani 4 partili yeni bir siyasi ittifak geliyor. Evet. Bunların arasında Doğru Parti de var. Kimlersiniz onu da kısaca bir anlatır mısınız hocam? Tabii birkaç cümleyi de onu da söyleyelim. Buyurunuz. Yani biz Doğru Parti olarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin devam ettirilmesi yolunda siyasi girişimlerde bulunduk. Bu çerçeve içerisinde 4 parti, kim var bunun içinde? Zafer Partisi var, Memleket Partisi var, Adalet Partisi var. Genel başkanlarımız sık sık bir araya geldiler. Ve Doğru Parti var. Ve Doğru Partimiz zaten kendimizin olduğu için onu söylemedim, evet. Ama yani sonuçta ciddi bir mutabakat sağlandı. Bir protokol hazırlığı söz konusu. Önümüzdeki hafta başında Anıtkabir'e biz gidecektik. Ancak doğa koşulları, iklim koşulları, bir de işte hazırlıkların tam olarak kağıt üzerine dökülmesi için bir zamana ihtiyacımız olması nedeniyle bunu hocam işte bak gecikiyorsunuz ha siz de. Evet yani onun farkındayım. Onun için hızlanmak da lazım. Hayır şeyi de diyor ya, aday göstermekte de gecikiyorsunuz. Evet yani işte tabii ki biz de bir aday çıkartacağız kendimizden. Çıkartacak mısınız hocam? Çıkartacağız. Cumhurbaşkanı adayınız olacak. Evet, bir cumhurbaşkanı adayımız olacak. O çerçeve içinde bakacağız. Ama tabii bu daha sonradan genel başkanların düzeyinde bir araya gelecekler. O çerçeve içinde karar verecekler. Belki de mevcut adaylardan birisi dese o partilerin kararına bağlı. O genel başkanların kararıdır, evet. Siyasi karardır partilerin şeysi. Ama bizim yapmak istediğimiz bugüne kadar getirdiğimiz partinin aşağı yukarı 2,5-3. Yıla geliyoruz. Bizim bir takım ilkelerimiz var. Biz tarihsel bağlar itibariyle çoban ateşine bağlıyız. Yani Kurtuluş Savaşı'nda biliyorsunuz dağlarda ateşler yakılıyordu. Pek haberleşme yoktu. Ama o ateşi yakanlar, o çobanlar diyorlardı ki Mustafa Kemal ben de senin yanındayım, arkandayım. Yürü. Yani o öyle bir simgeydi. Biz de onu aldık. O çoban ateşinden günümüzde doğa doğa işte Doğru Parti doğdu. O çerçeve içinde biz de siyasi mücadelemizi bu ittifak çerçevesinde sürdürmeye gayret edeceğiz. Bakalım neler olacak. Türkiye çok önemli günlere gebe. Bunları hep birlikte yaşayacağız. Umarım Atatürk değerleri, çağdaş laik cumhuriyet tekrardan gerektiği gibi yerine tekrar oturtulur. Çünkü günümüzde çok örselendi, çok darbe aldı. Biz de bundan çok ciddi biçimde rahatsızız. Onun da altını özellikle
çizmek istiyorum. Anladım. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, Profesör Doktor Haluk Günuğur'a, Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı, çok teşekkür ediyoruz ve dörtlü ittifakın, yeni bir ittifakın da oluşacağını, önümüzdeki günlerde bununla ilgili haberlere de, haberlerle ilgili de açıklamalar olacağını ve Cumhurbaşkanı adayı çıkartma olasılıklarında bulunduğunu Haluk Günuğur Bey'den de dinlemiş olduk. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ve haftaya görüşmek dileğiyle iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.